Sisler burnlarından iyilikler, esenlikler diliyoruz. Ve tabii ki darbe olayı, darbe girişiminin yaşandığı gün Türkiye'de unutulmaz. Darbe girişiminin herkese göre bir öyküsü vardır. Benim için de öykü şöyle başlıyordu. Milletvekillerine ait bir lokalde birkaç milletvekiliyle sohbet ederken gökyüzünde baktık uçaklar, helikopterler alçaktan uçmaya başladı. Tanıdığım bir emekli generali aradım. Paşam dedim, ne oluyor dedim. Vallahi dedi, bilmiyorum dedi. Ama dedim helikopterler alçaktan geçiyor, uçaklar böyle aynı alanda dönüp dolaşıyorlar falan dedim. O zaman dedi ki durum dedi o zaman kötü. Ve biraz sonra da zaten şu bilgiler gelmeye başladı. İstanbul'da işte köprünün bir tarafının tutulduğu, askerler tarafından tutulduğu bilgisi ulaştı. Ve tabii ki gazeteciyiz, olaylar hep sıcak olayları yaşamayı da seven bir gazeteciyim. Ve doğruca hemen oradan Genelkurmay Başkanı'nın önüne geldim. Benim de uzun uzun saatlerim orada geçti. Yani insanlar evlerindeyken, televizyonlarda izlerken ben olay nasıl yaşanıyor, neler oluyor yerinde görmeye çalıştık. Tabii ki o gece bizimki hikaye. Biz sonuçta dışarıdan görüyoruz. Bir de olayın içerisinde olanlar. Ya, hatta kızının düğünü yapılırken böyle bir olayla rastlanan kişiler de var. Ve bunlardan Muharip Hava Kuvvet Komutanı, şimdi tabii ki emekli, o dönem Kor General Mehmet Şanver dinleyeceğiz. O gecenin önemli isimlerinden birisi, hatta darbenin bastırılmasındaki en önemli isimlerden birisi olduğunu da rahatlıkla söyleyebileceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de Selçuk Özdağ, o dönem AKP milletvekili, ve aynı dönemde baktığınız zaman da Darbe Araştırma Komisyonu'nun başkan vekilliği gibi önemli ve kritik bir görevi yürütmüştü. Sayın Mehmet Şandır Paşa'mıza hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk Sayın Saygı Bey. Kıymetli Paşam, öncelikle o günü yaşadığınız, böyle en mutlu gününüzde en üzücü bir olaya yaşadınız. Tabii ki o mutluluğu rahat rahat doya doya da yaşayamadığınızı da biliyoruz ama İşte böyle bir gün rastlandı. Şimdi 15 Temmuz öncesinde böyle bir darbe olabileceğini veya silahlı kuvvetlerde böyle bir Fethullahçı yapılanma ve bu yapılanmanın içerisinde darbe yapacak bir güce ulaşılabildiği hiç aklınızdan geçer miydi? Saygı Bey, tabii şimdi 15 Temmuz nirengi noktası alıp biraz öncesine bakacak olursak bir takım hususları iyi irdelememiz lazım. Bir şöyle 10 sene öncesine gidecek olursak 2006-2007 o yıllara silahlı kuvvetlerde bir takım olaylar olmaya başladı. Bir güç görülmeyen ama kendisini hissettiren bir şebeke silahlı kuvvetlere yönelik bir takım faaliyetlere başladı. Bunlar önce imzasız mektuplarla kendisini gösterdi. Bir grup asker bu imzasız mektupların daha sonra internet ortamında dijital saldırıların hedefi oldu. Sadece kendisi değil, aile bireyleri, çoluk çocuk, herkes bir takım saldırılara, asimetrik taarruzlar altında kalmaya başladı. Şimdi bir grup insan böyle hedef alınırken bir gruba da hiç dokunulmuyor. Onlara saldırılmıyor, onlara taarruz edilmiyor, üstelik de korunup kullanıyor. Böyle bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Yani aşağı yukarı biliniyorum efendim şeylerden kim Fethullahçı bu yapının içerisinde, kim değil. Aşağı yukarı bilinen bir tablo muydu bunlar? Şimdi tabii Fethullahçı denmiyor o zaman. İşte bir cemaat veya F tipi yapı deniyor. Evet. F tipi yapı deniyor. Ama bu işin arkasında da bunlar var mı? Tam da net değil. Bu saldırıların arkasında. Bu imzasız mektupları gönderen, bu dijital saldırıları yapan ve daha sonra bunun şiddeti arttı. Malumlarınız biliyorsunuz bunlar kumpas davalarına dönüştü. Ergenekon, Balyoz
casusluk gibi davalara dönüştü. Daha ciddi oldu. Ama bu saldırıların arkasında 2016'ya yaklaşırken yavaş yavaş bu kumpas davaları artık iyice alenileşince 17-25 olunca birdenbire isimlendi. 17-25 Aralık 2013'te artık bu örgüt, Fethullahçı terör örgütü ve şey olarak milli orduya kumpas olarak da dillendirilmeye başladı. O zamana kadar yapılanlar askeri vesayet sisteminin ortadan kaldırılması, askeri vesayetin önlenmesi, yeni bir düzene geçiş şeklinde veya askerin demokratik sivil kontrolü şeklinde bir algıyla yönetildi. Ama işte bu askeri vesayetin ortadan kaldırılması algısıyla kamuoyu da tepkisiz kaldı. Koca koca askerler, koca koca generaller, oldukça önemli görev üstlenen insanlar birdenbire istifa ederek ayrılmaya başladı silahlı kuvvetlerden. Bu saldırıların neticesinde. Silahlı kuvvetlerden evet. Kendileri ayrıldığı gibi idari soruşturmalar, işte bu imzasız mektuplara, bu dijital saldırılara, bu internet ortamındaki karalama kampanyasına prim veren komutanlar, idari soruşturmalar kapsamında bazı askeri kesimi de sistem olarak dışarıya attık. En sonunda da zaten kumpas davaları başladı. Bu kumpas davalarında hüküm giyenler otomatikman silahlı kuvvetlerin dışına atıldı. Bunları niye bu kadar canlı söylüyorum? Bizzat hepsinin içerisinde bulundum. Tabii onun için imzasız özellikle. Yani mektupların da hedefinde oldum. Dijital saldırıların da hedefinde oldum. Ve mahkemelere de ilk gönderilen general olarak kumpas davaların da hedefi oldum. O yüzden bunların hepsini birebir yaşadığım için sadece kendim değil, aile fertlerim de yaşadığı için, çoluğumuz çocuğumuz da yaşadığı için bunun etkisi çok büyüktü. İstifa etmek, ayrılmak bir seçenekti ama dayanıp mücadele etmeye karar verdiğimiz için sonuna kadar gitmeye çalıştık. Ve nitekim 15 Temmuz'a kadar da çok şükür sistem içerisinde kalabildik. Sistem içerisinde bu kadar saldırıya rağmen sistemin içerisinde kalan ve 15 Temmuz'da da mücadele veren gerçek askerlerden birisi olarak şu anda karşınızdayım. Peki Şenver Paşam, şunu sormak istiyorum. Şimdi öğrenci alınıyor. Askeri liseye ya da işte harp okuluna alınıyor. Askeri bir ruhla yetiştiriyor. Atatürkçü bir ruhla yetiştiriyor. Nasıl oluyor ki bu askerler, bakıyorsunuz emekli bir vaiz, hatta emekli vaiz bile olmayan bir kişinin arkasından gidiyor veya silahlı kuvvetlerde bu kadar güç, işte komuta kademelerine kadar yükselen isimler bunların peşinden nasıl gidiyor? Hakikaten dışarıdan bakıldığı zaman başta hiç inandırıcı da değil yani bunlar. Nasıl oluyor efendim böyle bu gücü bunlar nereden elde ettiler? Veya nasıl bu kadar sessizce örgütlendiler de kimsenin haberi, ruhu bile duymadı bu işlerden? Haklısınız Sayın Saygı Bey. Şimdi, evet asker liseye öğrenci alıyoruz, harp okuluna öğrenci alıyoruz. Evet. Şimdi bu Fethullahçı terör örgütü sistemle çatışmıyor. Sistemi manipüle ediyor. Sistemin kendi tabirleriyle kılcal damarlarına yerleşiyor. Bunu yaparken de yalnız değiller. Maalesef 17-25'e kadar işte cemaat devlete sızıyor dendiği zaman, cemaat teşkilata sızıyor dendiği zaman büyük bir saldırıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani cemaat korunup kullanıyor. O zaman ismi cemaat. Korunup kullanıyor ve yapılanmasına müsaade ediliyor ve bir şekilde de yol veriliyor. Şimdi bu destekten faydalanarak öncelikle silahlı kuvvetler içerisinde
insan kaynakları yani personel alımına, yetiştirilmesine, tayinine etkili olan personel başkanlığı, istihbarat başkanlığı ve adli müşavirlikler. Buralarda aşağıdan yukarıya bir yapılanmayı gördük sonradan. Buralardaki komutanlar, buralardaki liderler cemaatten olursa, ki böyle olduğunu gördük, mesela harp okulu komutanı, asker lise komutanı. Bunların oraya özel yerleştirildiğini ve özel olarak oralara getirildiğini gördüğünüz zaman işte bu soruyu cevabı geliyor. Yani oradaki yapılanmaya engel olacak insan bu işin içerisindeyse yapılanmaya otomatikman oluyor. Orada cemaatten olmayan çocuklara, öğrencilere mobbingle, şok mangalarıyla, aşırı disiplin uygulamalarıyla sistem dışına atarken bir grup öğrenci işte korunup kullanıyor. Buralara iyi bakmak, komutanlar nasıl terfi etti, nasıl oralara atandı? Dolayısıyla o komutanlar da bu görevlerini nasıl yaptı? Bütün komutanların, yüksek seviyede komutanların tabii, bu işi iyi muhasebe etmesi lazım. Biz neden, nasıl yaptık? Nasıl bunlara müsaade ettik? Nasıl bunu göremedik şeklinde. Biz bu saldırılar olduğu zaman saldırıların hedefindeki kişiler olarak, kurum olarak mücadele edelim, kurum olarak karşı koyalım dediğimiz zaman komutanlarımız kurumu karıştırmayın, gidip aklanın gelin şeklinde bireysel mücadele. Evet, genelde bir yapalım. De öyle bir durum vardı. Gidin aklanın gelin. Yani evet. Aklanın gelin de ihbar mektubuna göre bakıyorsun, böyle insanlar kendilerini şeylerin hakim karşısında buluyor falan, böyle bir süreç var yaşanmış. İşte böyle bir süreçte yani kim kara ki kim aklanacak? Tabii, tabii. Çok değerli arkadaşlarımızı böyle birer birer kurban verdik. Birer birer kurban verirken, silahlı kuvvetlerden dışlanırken ne oldu? Bu alan, bu boşluk işte doldur. Birileri tarafından özellikle korunup kollanan, hiç kendisine bu zamanda saldırılmayan kişiler tarafından ve askerin rütbe alma terfi sistematiğini de manipüle ederek yükselen kişiler tarafından dolduruldu. İşte bu kişilerin yönetiminde öğrenci alımları oldu, öğrencilerin veya diğer personelin dosyaları olgunlaştırıldı. Bunlar adli sistemde kullanılarak, idari soruşturma sistemlerinde kullanarak ve en sonunda da zaten bu kumpas davalarında kullanılarak silahlı kuvvetlerin dışına atıldı. Evet. Şimdi tabii yaklaşık 20 bin civarında askerin ve bunların yanı sıra tabii jandarmanın da sistemin dışına çıkartıldığını biliyoruz ama tabii ki bunlar gecikmiş, sonuçta gerçekleşmiş bir olay, acı bir olay gerçekleştikten sonra yapıldığı gerçeğiyle de karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Sayın Komutanım, siz darbe yani 15 Temmuz gecesini bir de sizden dinlemek isteriz. Nasıl bir geceydi? Siz ne yaptınız o gün? Şimdi tabii hemen geleceğiz oraya da oraya gelmeden önce şu 17-25'ten 17-25 Aralık 2013'ten sonra bu işin artık dillendiği, çatışmanın başladığı durumdan sonra yapılanlara da bir kısa göz atmamız lazım. Tabii ki iyi olur, evet. Ne oldu 17-25'ten sonra bu terör örgütünün artık sistemle çatıştığı gerçeği ortaya çıkınca hükümet acil tedbirler çerçevesinde ve bunun da milli orduya kumpas olduğu da dillendirilerek öncelikle emniyette, yargıda, hatta medyada çok ciddi bir temizlik hareketine başladılar. Polis kolejlerini, evet, okulları kapattılar. Birçok
emniyet görevlisini ihraç ettiler. Birçoğunu da yerini değiştirdiler. Aynı şekilde yargıda da böyle bir temizlik harekatı yapıldı. Medyada bu kamuoyunu algıda bu Fethullahçı terör örgütünün yandaşı olarak görev yapan medyada, görsel, yazılı, basında oralarda bir temizlik harekatı yapıldı. Ama TSK'ya dokunulmadı. TSK'nın temizliğini yüksek askeri şuralarda buradaki değerlendirmeyle emekledilerek sistem dışına çıkartılacak şekilde biraz daha sakin, usuletli ve suhuletle halledelim. Emniyet gibi, yargı gibi böyle ciddi bir hareket yapmayalım şeklinde bir politika izlendi. Ama bu aslında, bu pasif mücadele işte etkili olmadı silahlı kuvvetlerde. Emniyetteki evet. gibi, yargıdaki gibi kangren olmuş uzuvların kesilmesi gibi bir ciddi müdahale olsaydı 15 Temmuz yaşanmayabilirdi. Çünkü biz 15 Temmuz'u bu 17-25 öncesinin ürünleriyle yaptık. 17-25 öncesinde birileri yükseldi, bu gerçek askerlerin oluşturduğu boşluğa yerleşti. Komuta kademesi ağırlıklı onlardan oluştu. Onlar devreye girdi. Neden? 2016 Yüksek Askeri Şurası'nda artık silahlı kuvvetlerdeki o yapılanmaya yönelik ciddi bir isim tespiti, ciddi bir çalışma başlatıldı. Ki işte biz de onu dönemin Genelkurmay Başkanı bizle yaptığı toplantıda tek tek isimleri sordu, biz de açıkladık diye belirtmiştim. Orgeneral Hulusi Akar'a. İşte bu çalışma bir şekilde dinlendi, servis edildi veya haber alındı. 2016 Yüksek Askeri Şurası'nda Fethullahçı terör örgütünün askeri yapısına da bir darbe vurulacağı, onların da ilişiği kesileceği, aynı emniyetteki ve yargıdaki gibi onların da ilişiği kesileceği ortaya çıkınca ön aldılar ve 15 Temmuz kalkışmasını, bu hain darbe girişimini başlattılar. Yani 15 Temmuz'a maalesef böyle gelebildik. Burada yani böyle yavaş yavaş. Peki bir şey daha sorayım. Böyle bu grupların, yani şey, askeri içerisindeki yerleşmiş bu grupların, FETÖ'cü yapının böyle bir darbe yapabileceği sizin aklınızdan geçer miydi? Yani böyle bir ihtimal var mıydı sizin açınızda? Şimdi bu yapı darbe yapacaklar diye, darbe yapılabilir diye dilleniyordu. Dilleniyordu. Ancak kendi uçağımızı kullanarak, kendi insanlarımıza, meclisimize, Cumhurbaşkanlığı külliyesine bomba atacak kadar kendi polisimizin üzerine bomba atıp bir bombada 44 şehit verdirecek kadar gözlerinin karardığını, böyle hain bir girişiminin başlatılabileceğini inanın hiç aklımızın köşesinden bile geçirmedik. Ama bu yapı güçleniyor, darbe olabilir şeklinde bir değerlendirme kamuoyunda da vardı zaten. İçeride de konuşuluyor ama somut bir şey yok. Somut bir şey olsa zaten direkt üstüne gidersiniz. Dedim ya, bunlar sistemi manipüle ediyorlar. Yani bunlar yükselirken ben nasıl terfi ettim? Yüksek Askeri Şura'da. Fethullahçı General nasıl terfi etti? O da Yüksek Askeri Şura'da. Benim arkamda nasıl devletin en yüksek tasdiki varsa onların arkasında da var. Yani sistemi manipüle ettiler. Dolayısıyla onları biz, tamam bir şüpheleniyorsunuz, bir takım algılarınız var, düşünceleriniz var. Yani bu adama hiç saldırılmadı, bunun ailesine hiç dokunulmadı ama devlet de bunu terfi ettirdi. Böyle bir ikilem de içerisindesiniz. Yani 15 Temmuz'a gelirken o çalışma ortamı o kadar kolay değil. Çünkü bunlarla çalışıyorsunuz. Elimizden geldiği kadar yapılan işleri kontrol altında tutmaya, onları denetlemeye çalışıyoruz ama nitekim devletin atadığı general, devletin terfi ettirdiği general.
Yani sistem bunları bir şekilde yükseltip oralara atadı. İşte bunu yapan sistemin bu örgütle kurumsal olarak mücadele etmeyen komutanların, yüksek seviyede komutanların ve bir de milletimizin, kamuoyunun bu hususu iyi muhasebe etmesi lazım. Yani bunlar olurken biz neden bu TSK'daki askeri vesayetin ortadan kaldırılıyor algısına inandık da koca koca komutanların, yüksek seviyede generallerin, hatta genelkurmay başkanının hapislere atılmasına hiç ses çıkarmadık diye muhasebe etmemiz lazım. Yani biz nerede hata yaptık, ne yapmalıydık, nasıl mücadele etmeliydik, kimlerin mücadelesi yarım kaldı, onu gerçekleştirmesine müsaade etmediler, kimler hiç mücadele etmedi, bunları iyi muhasebe etmemiz lazım. Yani 15 Temmuz'u anlamam istiyorsak eğer, bunlar ciddi şekilde masaya yatırılıp ciddi şekilde değerlendirilmesi lazım. Buralardan ders çıkarılması lazım ve bundan sonraki geleceğimizi ona göre düzenlememiz veya tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Geleceğimiz derken hep son yıllarda, hatta son aylarda sıkça yine gündeme getirilen konu. İşte yeni bir darbe yapılacakmış, bir darbe söylentisi çıkartılıyor. Böyle bir ihtimal mesela o zaman da gerçi yok, doğrudan görülmüyordu ama böyle bir tehlike her zaman var mı? Şimdi o zaman tabii bu Fethullahçı yapılanmanın darbe yapabileceği dilleniyordu. Şimdi kim yapacak? Darbe diyoruz da kim yapacak? Şimdi Fethullahçı terör örgütünün bir kere beli kırıldı. Ana güç bitti. Ama tamamen temizlendi mi? Yılların birikimi, yani 50 yıllık belki de 60 yıllık bir örgüt bir günde biter mi? Şimdi 4 yıl oldu. 4 yılda biter mi? Zor. Zor. Yani bunun yurt dışı bağlantıları var, yurt dışındaki teşkilatlanmaları var. Bunların içeride kalanlarının şekil değiştirilmiş, renk değiştirilmiş şekilde başka kurumlara iştirakleri ve adaptasyonları var. Bunların iyi değerlendirilmesi lazım. İyi değerlendirilmesi lazım. Yani bu kadar köklü yapı bir günde, yani 15 Temmuz'dan sonra veyahut da ondan sonra yapılanlar, işte 4 yıl içerisinde yapılanlarla tamamen temizlenmez. Ama Fethullahçı terör örgütü darbe yapamaz. Başka bir örgüt. Siz Fethullahçı terör örgüt gibi başka bir örgütün devlet içerisinde yapılanmasına, aynı bu cemaat olduğu gibi, başka bir örgütün yapılanmasına müsaade eder. Bunun gibi etkinleşmesine müsaade ederseniz, zamanla yönetimde çatıştığı zaman bunlar da başkaldırı yapabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. O yüzden diyorum 15 Temmuz'dan iyi dersler çıkarmamız lazım. Başka darbelere sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerimizi almamız lazım. Evet. Dileriz böyle bir şey, olaylar asla ülkemizde gerçekleşmez. İnşallah tabii olmaz. Ki buna göre evet, de olmaz. Devletimizin de her türlü önlemi alması gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Sayın Şanver, o gece, yani 15 Temmuz'a gelirsek, 15 Temmuz gecesini bir de sizden dinleyelim. Çünkü o gece size de yine çok önemli görevler düştüğünü bildiğim için söylüyorum. Evet. 15 Temmuz günü malumunuz bütün kamuoyu da biliyor. Benim kızımın düğün günüydü. Ben bir gün öncesinden izin alıp İstanbul'a gelmiştim görevimden. Dolayısıyla 14-15 Temmuz'da İstanbul'daydım. Düğün hazırlıklarıyla meşguldük ama bir şekilde olaylar geldi. O saatlere geldi. 15 Temmuz gecesini ben çok iyi hatırlıyorum. O gece içerisinde Sayın Komutan'ın İstanbul'da kızının düğünü vardı. Ve o düğünü başta Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere çok sayıda özellikle havacı generallerin katıldığını, o gecede bulunduğunu da biliyoruz. Ve o gece içerisinde bir bakıldı, işte bir takım kişiler birdenbire moda düğün salonuna baskın yaptı. Komutanları bir odaya topladı. Bunlar arasında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Paşa'nın da bulunduğunu söyleyelim. İşte o gece üzerinde işte silahlı tam tesisatlı olan gelen kişiler
bir takım propagandalar yaptıktan sonra komutanları olduğu gibi İstanbul'da uçağın bulunduğu yere, helikopterlerin bulunduğu yere götürdüler. Ve işin garibi ellerini hemen kelepçelediler. Bir kişi hariç ve birlikte uçağa gidildi. Evet komutanım, sizden dinlemeye devam ediyoruz o geceyi. Bu OK isimli binbaşı, MİT müsteşarına yapılan ihbarı ve MİT müsteşarlığında yapılan değerlendirme sonucunda MİT müsteşarlığının önce yardımcısı sonra kendisi genelkurmaya geliyor. Genelkurmay'da bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Ve genelkurmay bir takım tedbirler alıyor. Bu tedbirler içerisinde hava sahasının kapatılması var. Ancak hava sahasından sorumlu komutan benim, ben olmama rağmen bana haber verilmiyor. Yani bir telefonla haber verilseydi işte o düğün falan oralarda biterdi. Yani başka şeyler olurdu. Biz tedbirimizi başka şekle dönüştürürdük. Buralarda böyle bir değerlendirme sonucunda herkes kendi görevine devam ediyor. Müsteşarımız yemeğe gidiyor kendi programına. Genelkurmay da karargahında kalmaya devam ediyor. Genelkurmay Başkanımız da karargahında kalmaya devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı teftiş için gittiği yerlerden olumsuz bir şey görmeden dönüyor. Ama bu arada saat 21.30 22 sularında Hava Kuvvetleri Komutanımıza düğünde bir telefon geliyor. Bu telefonun üzerine komutan kalkıp düğün bölgesinden ayrılıyor. Komutanın 15-20 dakika gelmeyince yanına gittim. Komutanım hayırdır ne oluyor diye. İlk defa o zaman Ankara'da kontrolsüz uçuşlar var. Muhtemelen darbe yapıyorlar dedi. Yani biz darbe sözcüğünü o gece 22-22.30 arasında bir saatte öğrendik. Sistem daha önce kendisini hissettirmedi. Tedbir, ciddi tedbir alacak şekilde bir düzenleme maalesef yapamadı. Ama o gün 22-22.30 arasındaki bu darbe oluyor sözünden sonra biz artık durum netleşti ve pozisyonumuzu alıp darbe karşıtı emirler vermeye başladık. Tabii Eskişehir Harekat Merkezi bana bağlı olduğu için direkt orayla görüştüm ve bu uçakların kimin emriyle nasıl kalktığını öğrenince, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin emriyle kalktığını öğrenince, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin artık yasal olmayan bir faaliyete başladığını, emirlerin Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden verileceğini, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emrinin buradan yayınlanacağını bütün personele bildirdik ve sözlü, yazılı emirlere başladık. Burada en önemli hususlardan bir tanesi, ben 7 tane generali bu pozisyon olunca hemen düğün bölgesinden ayrıldım. Eskişehir'e mi gönderiyorsunuz bunları? 4 tane generali Eskişehir'e gönderdim. 3 tane generali de yakın üslere gönderdim. Balıkesir, Bandırma ve Afyon. Olacak şekilde hemen görevlerimiz başına gidecek şekilde bunları oradan uzaklaştırdık. 23.50 gibi düğün bölgesi basıldı. Bizim o saate kadar yaklaşık 1-1,5 saat olayla mücadele etme zamanımız oldu. Zaten düğüne davet ettiğimiz generallerin yani komuta heyetinin de orada olması otomatikman bizim kriz bölgesi, kriz zamanı onları toplayacak zaman tasarrufunu da bize sağladı. Çünkü böyle bir ortamda biz önce generalleri, komuta kademesini bir araya toplarız ki düğün bölgesinde orada olmaları bize bu zaman tasarrufunu da sağladı. Herkes kendi sorumluluğunda ciddi emirler vermeye başladı. Eskişehir benim sorumluluğum olduğu için ben bütün emirleri Eskişehir üzerinden koordine etmeye başladım. İşte uçuşa mani tedbirler alınmasını somut, basit, kısa emirler şeklinde vererek işte pistleri, ışıklarını söndürün, piste araç sokun, uçakları emniyete alın, başına nöbetçi koyun gibi basit, somut ama hemen uygulanabilir emirler verdik. Kuleyi kapatın, seyirsever cihazlarını kapatın şeklindeki emirlerle ve hepsinden önemlisi ne yapıyorsanız bunları kayıt altına alın. Cerideyi açın, cerideye yazın. Kime ne söylediniz, kimden ne emir aldınız, ne ilettiniz, karşıda kime söylediniz bunları kayıt altına alın diye o gecenin
yazılı kaydını tutturmaya başladık. Tabii Bunun en sonra önemli şeyler çok bunlar. şeyini gördük, faydasını Tabii. gördük. Kendi yaptığım konuşmalar da zaten o yer altında olduğu için hareket merkezi cep telefonu çekmez. Kayıtlı telefonu aradım ve orası da kayıtlı numaradan konuştum. Yani konuşmalarımızın ve söylediklerimizin hepsini kayıt altına alarak 15 Temmuz'da kim ne şekilde davranıyor, kim ne şekilde emir veriyor bunların kayıt altında tutulmasını sağladık. Bu emirler verirken tabii olaylar gelişiyor. Karşıdan bize de rapor veriliyor. Bir tanesi mesela Eskişehir Scramble emri vermiş. Yani acil kalk emri. Bu iki tane uçağa acil kalk emri vermiş. Niçin verdiniz diye sorduğumda yine Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi. Yani olayda da bir şeylik var, sıkıntılar var. Bu emri iptal ettirdik. Mesela bu uçakların kalkışının Efkan Alan, o dönemin İçişleri Bakanı'nın Efkan Alan'ın uçağına karşı yapılmış olduğunu gördük. Sonradan değerlendirmemizde. Diyarbakır'dan bize iki tane uçak isteği geldi. Şimdi çok sıkıntılı bir durum. Bir tane Tuğgeneral, 100 tane özel harekat personeli Ankara'ya gidip birliğine ulaşmak istiyor. Bizden iki tane uçak istiyor. Kendilerinin bir uçağı var özel harekatın ama yetmediği için bizden de iki tane uçak istiyor. Talep bana geldi. Şimdi verelim mi vermeyelim mi konusunda çok süratli düşünüyorsunuz. Sonra vermeyin dedim. Bizim kontrolümüz altında olmayan bir uçuşa destek vermeyeceğiz şeklinde bu emri reddettim. General ısrarcı olmuş. Ben de olumsuz yönde ısrarıma devam ettim. Ve nitekim sonra bunu öğrendik ki bu uçakları isteyen Semih Terzi'ymiş. Hain general Semih evet, Terzi. Evet, özel kuvvetlerdeki komutan yardımcısı. Vurulan ama kendisi de şehit olan, rahmetle anıyoruz, Ömer Haris Demir'in tarafından öldürülen Semih Terzi olduğu çıktı. Yani çok ciddi olaylar oluyor. Her tarafta, her tarafta. Bazı ulaştırma uçakları işte Çardağ'a gidiyor. Denizli Çardak Meydanı 600 tane komando gelmiş. Alacaklardı, onları getireceklerdi. Yani çok daha ciddi olaylarla karşı karşıya geleceğiz ama bizim verdiğimiz bu işte sözlü emirler. Işıklar söndüğü için, servisör cihazlarının kapatıldığı için, kuleyle konuşamadıkları için beklediler, beklediler ve bir tane asker alamadan geri dönmek zorunda kaldılar. Yani darbenin ulaştırma bacağı fiyaskoyla sonuçlandı. Bunlar sadece Çardak'tan değil, Adnan Menderes'ten, Siirt'ten, Şırnak'tan, Hatay'dan bunların planlamasını görünce oralardan hep böyle komando birliklerini getireceklermiş. Yani olay çok ciddi ve çok kanlı gidecekti ama onları getiremediler. Bizim bu aldığımız uçuşa mani tedbirler sayesinde çok şükür. Yani buralarda olaylar oluyor. Biz emirlerimize devam ediyoruz. Yönlendirmemize devam ediyoruz. 23.50 sularında işte şey basıldı. Düğüm bölgesi basıldı. Belki bizim bu müdahalemizi düşünemediler. 23.50 gibi ancak gelebildiler. 23.50'de geldiler tabii ama biz işte o zamana kadar 1,5-2 saat hem kendimiz emir zaman verdik. Zaman kazandınız evet. Hem de arkadaşlarımızı gönderdik. Onlar da yoldalar. Bu arada başbakanımızla temas ediyorlar. Onlardan angajman yetkisini alıyorlar. Ve karşı harekatı planlıyorlar daha yolda. Eskişehir'e gittikten sonra da karşı harekatı icra etme durumumuz ortaya çıkıyor. Yani biz derdest edildik. Ama benim yardımcım dahil iki tane kor general. Herkes tane görevde. Tuğ general. Onlar Eskişehir'de göreve başladılar. Diğer tuğ generaller işte kendi alanlarında görevlerine başladılar. Yani bir şekilde karşı harekatın kesintisiz bir şekilde sürdürmesini biz sağladık. Dolayısıyla yani 15 Temmuz'da bize şöyle söylüyorlar. Düğünde derdest edilen general. Ya düğün falan yoktu. Düğün olmadı ki. Yani zaten 21.30'da köprü işgal edilince insanlar şey yaptılar. Herkes ulaşım derdine düştü. Yani düğün bölgesinden zaten biz aşağı inmişiz, emirler vermeye başlamışız. Milletin çoğu gitmiş. Herkes evine ulaşmaya çalışıyor. Ortalıkta şey var, yok işte düğün diyorlar. Aslında bizim düğünümüz falan olmadı. Düğün yapmadık biz. Ben zaten yukarıda ne oldu hiç görmedim. Hep emir verdik. 15 Temmuz'da
bu Fethullahçı terör örgütüyle mücadelemizi yaptık. Çok şükür bir tane hatalı emir çıkmadı. Bir tane yanlış emrim çıkmadı. Yoksa bu çok sorgulandı. Düğün de çok sorgulandı. Ama anlattık. Aslında düğün falan olmadı. Bizim kızımız evlendi ama sizin bildiğiniz anlamda bir düğünümüz asla olmadı. Allah önemli olan Allah mutluluk versin o şekilde diyelim. Efendim o gece işte komutanlarla beraber derdest edildiniz ve Akıncı hava üstüne getirildiniz değil mi? Evet. Oraya getirilmeden önce tabii bu baskın ekibinin gelişinin nasıl organize olduğunu bir kısaca anlatayım. Tabii. Bunlar önce Fenerbahçe Ordevi'ne geliyorlar helikopterle. Orada Hava Kuvvetleri Komutanı'nın korumalarını alıyorlar. Yakın korumalarını alıyorlar. Ondan sonra geliyorlar, düğün bölgesine iniyorlar. Nasıl iniyorlar gecenin kör karanlığında? Gene Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yakın koruması olan birisi lazerle işaret veriyor. Bu lazer, gece görüş gözlüğüyle görülen bir lazer. Siz çıplak gözle göremezsiniz. Ona göre düğün bölgesini görüyorlar ve oraya iniyorlar. Sonra gelip bizi esir alıyorlar, derdest ediyorlar. Ve Akıncı'ya götürüyorlar ama götürmeden evvel gece sabaha kadar İstanbul'da, İstanbul ve civarında 7-8 noktaya iniş kalkış yaptık. Herhalde bizi işte sakladılar. Bir şekilde nereye gidildiği tespit edilmesin diye askeri bir mantıkla böyle birkaç yere indiler. İşte yakıt ikmali yaptılar. En son Havarba Okulu'na gittik. Havarba Okulu'nda Havarba Okulu komutanı da aramıza katıldı, derdest edilmiş düğün kıyafetiyle. Meğerse halbuki daha sonra ben görüntülerden öğrendim. Havarba Okulu komutanı özel helikopterle götürülüyor Yeşilyurt'a. Sonra evet. Sabah kadar darbenle 30 serini görünce bizim aramıza da derdest edilmiş gibi katılıyor. İşte demin de söylemiştim ya, okul komutanları işte siz Havarba Okulu komutanı böyle adamlara işte sıkıntı olur. Neyse biz Akıncı'ya gittik. Akıncı'ya götürdüler. Akıncı'da birer odaya paylaştırdılar bizi. Elimiz kolumuz bağlı. Akşama kadar bekledik. Ama işte sesler duyuyoruz. Uçak sesleri, taarruz sesleri oluyor. Yani uçak sesleri, kalkış sesi olmadığı için Akıncı'dan kalkış olmadığını biliyorum. Biz gittiğimiz andan itibaren Akıncı'dan hiç kalkış olmadı. Hep Akıncı'ya dışarıdan müdahale oldu. Onu da ben işte bizim görevlendirdiğimiz arkadaşların başbakandan da yetki alarak karşı harekatı başlattığını ve işte bizim dost unsurların uçuş sesleri, uçuş taarruzları olduğunu anladık, ümitle bekledik. Nitekim 16.30-17 gibi de kurtarıldık. Mehmet Şanver Paşa'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir geceyi nefes nefese dinledik Sayın Komutan'dan. Ve kısa bir reklam aramızın arkasından da yine o gecenin önemli tanıklarından Selçuk Özdağ'ı dinleyeceğiz. Selçuk Özdağ'ın daha sonraki görevinin de yine Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı olduğunu ve çok şey bilen bir isim olduğunu da ekleyip aramızı veriyoruz. Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Tabii ki darbeye yapıldı, darbe girişimi yaşandı daha doğrusu ve bu girişimden sonra neler olduğuna baktığımız zaman Türkiye'de şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi FETÖ, PYD tutuklu hükümlü sayılarına baktığımız zaman bugünkü tarih itibariyle toplam 25.896 kişi tutuklu ve hükümlü. Ve bunlardan baktığımız zaman halen 133.000 kişi hakkında gizli olarak soruşturmalar devam ediyor. Kovuşturmada 58.000 kişi hakkındaki davalar devam ediyor. Ve toplam kişi sayısına baktığımız zaman 192.000 kişi hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkıyor. Bir de fiili darbe olayı gecesine baktığımız zaman bu olaylarla ilgili toplam 4.131 kişi, tabii ki çoğunluğu asker olmak üzere, mahkum olduğunu ve bunların da 1.315'inin ağırlaştırılmış müebbet, 1217'sinin müebbet, 1598 kişinin süreli hapis ve 2692 kişinin de yargılama sonucu beraat ettiğini anlıyoruz.
Yine başka bir olaya, olağanüstü hal işlemleriyle ilgili olarak, yani meslekten çıkartılan, memuriyetten çıkartılan da 133 bin kişi ve bunlardan 126 bin kişi dava açtı. Daha doğrusu olağanüstü hal kuruluna başvurup kendilerinin haksız yere atıldığını iddia etti. Ve bunlarla ilgili de şu ana kadar 108 bin 200 kişinin soruşturmaları, daha doğrusu dosyaları inceledi. 12 bin 200 kişinin mesleklerine dönmelerinin bir yerde yolu da açılmış oldu. 18 bin kişiyle ilgili de incelemelerin devam ettiğini böyle bir resmi bilgilere dayanarak da aktarmış olalım. Ve programımızın bu bölümünde Darbeleri Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ'la birlikteyiz. Selçuk Bey yıllarca AKP'de genel başkan yardımcılığı görevlerinde, etkili hem de görevlerinde bulundu. Ve şu anda da Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı olduğunu da belirtmiş olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Saygı Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle baktığımız zaman darbe oldu. Darbe girişimi, daha doğrusu darbe girişimi yaşandı. Bundan sonra bu olayların araştırma sürecine geçildi. Siz de bu araştırmanın, evet, yani devletten gelen bütün gizli yazışmaların, belgelerin, ifadeleri alınan, daha doğrusu bilgilerine başvurulanların da bir numaralı tanıkları arasında yer aldınız. Size göre neydi bu? Bir darbe girişiminde neler yaşandı? Bu şöyle Saygı Bey, bu bir devleti ele geçirme çalışmasıydı efendim. Ama bunun sadece 15 Temmuz'la değerlendirilmesi doğru değil. 1972 yılından itibaren başlamak lazım. 1966 yılında faaliyete başladı bu yapı. 1972 yılında ise ilk defa bir zengin iş adamının evinde, ismini söylemeyeceğim, Türkiye'nin çok sayılı bir zenginin evinde, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğupaşa, Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör, aynı zamanda aynı MİT'le de irtibatı olduğu söylenir, iş adamı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve ardından da Fethullah Gülen birlikte bir evde ilk toplantılarını yaptılar. O zaman yeni bir vaiz bu şekilde başladı. Evet. Bu önceleri dini bir yapılanma olarak gözüküyor ve dini ahlakı mayalamak, ahlak mayalamak adına yola çıkma olarak gözüküyor. Ama 1991'li yıllardan itibaren ise bir darbe yapmaya evriliyor. Kendi aralarında konuşuyorlar bunlar. Bir gün darbe yapacağız. Yani böyle o zaman darbe kafalarında var öyle var mi? Var. Tabii 91'den itibaren bu devleti ele geçireceğiz. Şimdi devlet ele geçmez Saygı Bey. O ele geçirme hep şöyle deniliyordu. İşte adliyeyi, mülkiyeyi, işte emniyeti ele geçirelim deniliyordu ama bunun arkasında böyle darbe planı tabii, var mıydı? Tabii 91'den itibaren bir emniyet müdürü polis akademisini bitirmek üzereyken kendisine kan kusturuyorlar. Bu şahıs bunu görüyor. Ve diyorlar ki biz bir gün ihtilal yapacağız. Tırnak içinde darbe yapacaklar. Evet. Ve bir gün Türkiye'yi yöneteceğiz. Türkiye'yi ele geçireceğiz. Ve yolculuk devam ediyor. Ne zamana kadar? Fethullah Gülen bir yılın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve geliyor. Fethullah Gülen 99 yılında Abdullah Öcalan yakalandığında Fethullah Gülen de Amerika'ya gidiyor. Giderken buradan bir üniversiteden rapor alıyor efendim. Oradaki bir üniversite. Buradan, Türkiye'den bir rapor alıyor. Ve bu raporda sadece tedavisi Amerika'da görülebilir deniyor ama hastalığıyla ilgili çok önemli şeyler yazmıyor. Yani Türkiye'de kalple ilgili problemleri var. Türkiye'de çok rahat tedavi edilebilir. Giderken de konuşma yapıyor Fethullah Gülen. Aslında ülkemden ayrılmak istemem. Sakın yanlış anlamayın, ağlayarak konuşuyor. Ben Amerika'ya tedavi olmak için gidiyorum diyor. Ama orada kalıyor. Evet. Giderken çok ilginç Saygı Bey. Bu giderken bu şahıs yanında bir korumayla gidiyor. İçişleri Bakanı'nın imzasıyla bir koruma veriliyor kendisine. Doğru. Ben milletvekiliyim. Siz de yazdınız. Belgesini yayınlamıştınız. Yayınlamıştınız. Evet. Belgesini yayınladınız. Ve ben milletvekiliydim. Milletvekiliyken silahlı yurt dışına çıkamazdım. Koruma götüremezdim. Ama bu vaiz, vaiz de değil. Vaizlik yapmış ama vaizlikten emekli ayrılmamış. Bu işçi emeklisi. Ve bir matbaa işçisi emeklisi ve redaktörlükten emekli. Evet. Ama o matbaada redaktörlük yok. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 150 bin lira borcu var. Mesih'in borcu mu olur? Mehdi'nin borcu mu olur? Din adamı yalan söyler mi? 150 bin lira Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal güvenlik sistemine borcu var bu şahsın. Ve bu şahıs yurt dışına giderken uçakta business class'ta gidiyorlar. Giderken business class'ta kaç kişi varsa o kadarlık bilet alınıyor. Ama yanında 3 kişi var, business class boş. Pilot uçağı kaldırmak istemiyor. Ben pilotla da konuştum. Evet, çok ilginçtir. Ve bunlarla ilgili de ben darbe komisyonunda çok çalışmalar yaptım.
Diyorlar efendim diğerlerinin biletleri alındı ama gelmeyecekler. Burada 3 kişi gidecek. Bir asistan, yanında bir koruma polisi, Amerika'ya gidiyorlar. Ve bir daha da dönmüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı süre içerisinde Türkiye'de Türkiye'yi dizayn etmek, Afrika'yı dizayn etmek, Ön Asya'yı dizayn etmek, Orta Asya'yı, Balkanları dizayn etmeye çalışıyor. Fakat burada bir burası bir Amerikan projesi. Burası bir Fethullah Gülen projesi ama aynı zamanda bir Amerikan projesi burası. Ve bunlar gönüllü olarak 1 milyona yakın kişiye bilerek veya bilmeyerek, bu kişiler bilerek veya bilmeyerek ajanlık yapıyorlar. Bilerek yapanlar hain, bilmeyerek yapanlar dalalet içerisindeler, gafiller. Evet. Ve bu süreç devam ediyor. Bunlar yürüyen arabaya biniyorlar, duran arabaya hiç binmiyorlar Saygı Bey. Hı hı. Bunlar iktidarlarla beraberler. An geliyor Ecevit'le beraberler, an geliyor Mesut Yılmaz'la beraberler, an geliyor Turgut Özal'la, Demirel'le beraberler, Tansu Çiller'le beraberler, Recep Tayyip Erdoğan'la beraberler. Hep iktidarlı ama daha sonraları her yerde olmak istiyorlar. Hı hı. Mesela Türk Solu dergisini ele geçirmeye çalışıyorlar ve geçiriyorlar. Evet. Ve orada bir şahıs var biliyorsunuz. O şahısın Fırat Gökçe, Fırat Gökçe'nin abi olduğunu, bir cemaat mensubu olduğunu ben tespit ettim. İlk defa olarak ben dile getirdim. Ve onu mecliste tesadüfen gördüm. 17-25 Aralık'tan sonra gördüm. Yıllar önce ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan yardımcısıyken Türk Solu dergisinin bir sayısı elime geçmişti. Ey Türk, Kürt'le evlenme, Kürt'ten alışveriş yapma, evliysen boşan falan deyince bu Türk Solu olamaz dedim. Türk Solu sınıfsız ve sınırsız toplum istiyor. Bunlar ırkçılık yapıyorlar. Burayı araştırayım dedim. Evet. Muhsin Bey'e haber verdim, araştırdım ve bunlara uzun bir açıklama gönderdim. Doğru değil, Türk ve Kürt yoktur. Vardır ama kesinlikle ırkçılık yasaktır. Böyle bir dergiyi kabul etmiyoruz. Bu Türkiye'nin bölünmesi demektir. Bölünmeye mi hizmet ediyorsunuz diyerek ve mektup geri geldi bana Saygı Bey. Evet. Ve mektuptan sonra tekrar yeniden araştırdım. Emniyete kadar ulaştım, çeşitli yerlere ulaştım. Dedim böyle bir adres yok. Böyle bir dergi Türkiye'de bilinmeyen bir adresten yayınlanıyor dediler. O mektup bende hep saklı olarak kaldı. Evet. Ve daha sonra bu şahsın Muhammed Çetin'in yanına geldiğini gördüm. Fethullah Gülen'in önemli bir adamı, askeriyeden atılmış, milletvekili olmuş, AK Parti kontenjanından 4 kişi milletvekiliydi. Bu da onlardan bir tanesiydi. Onun odasına girdiğini gördüm ve daha sonra bu şahsın abi olduğunu darbeden sonra da tespit ettim. İçeride uzun süre kaldı ve yeni tahliye edildi bu şahıs. Bunlar her yerde olmaya çalıştılar Saygı Bey. Magazin dergilerini satın aldılar, tırnak içinde söylüyorum, seks mecmualarını satın aldılar. Bunlar muhalefette olmak istediler, iktidarda olmak istediler, küçük partilerde, büyük partilerde, iktidar partisinde her yerde olmak istediler. CHP'ye de sızmak istediler, MHP'ye de sızmak istediler. Bunlar her yere girerek bunu yapmak istediler. Ve ardından bu yapı iktidarla dövüşmeye başladı. İlk dövüşme ne zaman oldu? 2011 yılında oldu Saygı Bey. Bunlar çok fazla milletvekili yapmak istediler listelerinden. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunun bir çoğunluğunu kabul etmedi. Sadece 2011'de değil mi? 2011'de 3 veya 4 kişi milletvekili oldular bunlar. Ve buradan dediler ki bunlarla bir hesaplaşma yapma. 2010 referandumu zaten Türkiye'de mesela ben de referandumu evet kampanyası yürütenlerdendim. Ben bağımsız ülkücüler platformu kurdum. Bir daha darbe olmasın. Darbeciler yargılansın. Kenan Evren ve arkadaşlar bir gün bile sanık sandalyesine otursun. Gözaltına alınsınlar. Bir gün cezaevine girsinler. Bir daha kimse darbe yapmaya teşebbüs etmesin dedim. Ama 2010 referandumunda birileri el ele verdiler. Türkiye'de anayasa değişikliği yaptılar. FETÖ'nün arka bagajı vardı efendim. FETÖ burada Türkiye'yi ele geçirme noktasında son hamlelerini yaptı. 2010 referandumu bunların çok büyük kazanımlarından bir tanesidir. En büyük kazanımlarından bir tanesidir. 15 Temmuz'a gelirken esas 2010'a bakmak lazımdır. Niye 2010'a bakmak gerekiyor? 2010'da anlaşma yaptılar. Referandumu anayasayı değiştireceğiz. Kimle ama anlaşma yaptı? İktidarla. Yani AKP'yle. Tabii iktidarla anlaşma yaptılar. Beraberce vesayetçi yapıları yeneceğiz. Birlikte Türkiye'de anayasayı değiştireceğiz. Evet doğruydu. Türkiye'de bazı işe yaramaz kanunlar vardı. Vesayetçi yapılar vardı. Bunlara karşı anayasanın değiştirmesi doğruydu. Darbeciler yargılansındı. Evet. Ama Fethullah Gülen ve arkadaşları burada iktidarı kullandılar. İktidar da belki de tırnak içine söylüyorum buna teşne oldu. Onların da gayesi var. İktidarda kalmak istiyorlar ve güçlü bir yapı. Yargı ellerinde, medya ellerinde, sermaye ellerinde, ordu ellerinde, askeriye ellerinde ve Türkiye'de çoğu kurumdalar, okullarla, eğitim kurumlarındalar. Evet. Gazeteleri var, 1 milyon satıyorlar.
zaman zaman bir 1 milyon gibi hile yaparak, hülle yaparak evet. gösteriyorlar. Etkin bir yapı. Hatta devletler ve ben milletvekili olduktan sonra bir gün bunların bir yurt dışına gidildiğinde TÜSKO'nun faaliyetinde orada bakanlar falan gittiğimizde ben bir daha gelmeyeceğim dedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti götürür beni. Beni TÜSKON götüremez ki. Ben milletvekiliyim. Evet. Benim devletim götürür oraya. Onlar da giderler orada faaliyet gösterirler. Burada şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim. Bunlar 15 Temmuz'a doğru adım adım geldiler efendim. Önce milletvekili sayısında anlaşamadılar. İki, MİT müsteşarının tutuklanması konusunda bir operasyon yapmak istediler. Şantaj yapmak istediler. Ve de aynı zamanda hamle yapmak istediler. MİT tırları operasyonunda yine aynı şekilde bunlar bir hamle yapmak istediler. Ve iktidarı tedip ve terbiye ederek daha çok kendilerine rağm etmek istediler efendim. Evet. Sandıksız devlete hakim olmak. Çilesiz devlete hakim olmak. Ve kendi istedikleri bir rejimi getirmek. Bunlar Washington DC'den bir uçak kalkacaktı. Süreç devam etseydi, 17-25 Aralık'ta kavga olmasaydı, dershaneler kapatılmamış olsaydı ve de bu MİT müsteşarı meselesinde veya MİT tırlarında başarılı olsaydılar, 17-25 Aralık'ta başarılı olsaydılar, İstanbul'a bir uçak inecekti Washington DC'den. Aynen Hümeyni'nin geldiği gibi. Hümeyni Fransa'dan kalktı, Tahran'a indi. Evet. Bunlar da buraya indi. Gitmeden önce de Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanını çalmak istediler. Bunlar Allah benim Allah. Arkadaşlarım ve bizler mani olduk. Bu kaftanı daha sonra gizli bir yere aldık. Daha sonra bu kaftanı onarttırdı. 350 bin liraya onarttırdılar. Daha sonra bu kaftan orada Yavuz Sultan Selim Han'ın mezarının başına özel bir şekilde yapıldı. Ve orada hala da duruyor. Bu kaftanı çalacak ve bu kaftanla gelecek halife olduğunu söyleyecekti. 10 milyon 15 milyon karşılayacaktı. Karşılamayanlar, karşı çıkanlara da solcusuyla, sağcısıyla, çeşitli tırnakçıdan söylüyorum fraksiyonlarıyla onlara da şantajlar yapacaklardı. Herkesin telefonunu dinliyorlardı. Evet. Özel hayatlarıyla ilgileniyorlardı. Gayeye ulaşmak için her şey mübah diyorlardı. Ve de Türkiye'de bunu yapacaklardı. Ardından da Sayın Davutoğlu tasfiye edildi efendim. Mesela, şimdi şuraya evet. gelmek istedim. Böyle siyasetçileri anladığım kadarıyla böyle kendilerinin yana kazanma gibi yollara da bunlar başvuruyorlar. Mesela bunlar Doğru. nasıl ele geçirmeye çalışıyorlar? Milletvekilleri nasıl kendilerinden yana çekiyorlar? Tabii milletvekillerine... Bir maddi bir takım destekler mi, bir takım sözler mi veriliyor, ne gibi? Milletvekillerini Amerika'ya götürüyorlardı. Parlamentoda iş adamlarını götürüyorlardı. Önemli temayüz etmiş siyasetçileri, avukatları, iş adamlarını, medya mensuplarını ikna ederek her şehirde Amerika'ya götürerek Fethullah Gülen'le tanıştırıyorlar. Oralarda hediyeler verdiriyorlar. Ve de daha sonra da bunlarla ticaret yapıyorlardı. Mesela ben Manisa'da bunu gözlemledim. Mesela? Manisa'da İktidar Partisi'nin çok fazla mensuplarıyla ticaret halindeydiler. Birbirlerinin elleri birbirlerinin ceplerindeydiler. Bunu 15 Temmuz sonrası da gözlemledim ben bunu. Yargı da biliyor zaten bunu. Birlikte Mesela çalıştılar. Siz milletvekili olduğunuzda size de böyle bir yanaşmalar oldu mu? Ben milletvekili Maddi, adayken falan oldu. Milletvekili adayken bunlar Hangi yıl 2011 bu? Yılında He. milletvekili adaylığımda çok çalıştılar bunlar. O kadar çok çalıştılar ki sizin için. AK Parti için çalıştılar ve benim için çalıştılar. Benimle de niye hukukları vardı? Ben Fethullah Gülen'i 75-76'lı yıllarda Manisa'dan tanıyorum. Ulu Cami'den tanıyorum. Orada vaaz veriyor. Vaaz verirken de hoşuma gidiyor bunun konuşmaları. Heyecanlı bir adam. Ben de heyecanlı bir adam. Türk kavramını kullanıyor. İslam diyor. Tasavvuf diyor. Şah-ı Nakşibend diyor. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Evet. Oradan tanışıyoruz. Bu şahıs bir gün iki tane imamları geldi yanıma. Tanıyorum onları. Dediler ki Selçuk Bey paranız yok. Evet yok dedim çünkü ben bürokrattım. İstifa etmiştim. Maaşımı istediler. Aldığım maaşı verdim. Yetmedi. Benim aynı zamanda sosyal güvenlik yani emekli sandığı primimi de istediler. Evet. Ve bir arkadaştan borç alarak verdim. Evet param yok dedim. Akşamleyin saat kaçta geliyorsunuz seçim çalışmalarına? Nereye geliyorsunuz? Şu pastaneye geliyorum. Son kez değerlendirme yapıyoruz. Tekrar ertesi sabahın programını yapıyoruz. Tekrar evlerimize gidiyoruz. 4-5 saatlik uykuyla idare ediyorum. Zaten Allah'a dua etmiştim. Allah'ım ben 5 saatten fazla uyumayayım diye dua etmiştim. Evet. Hakikaten sonra hastalanmayayım. Daha sonra hastalandım. Seçim bittikten sonra hastalandım. Bunlar dediler ki sana biraz Fethullah hocamızın size selamı var. Sizi çok seviyor. Her 10 gün içerisinde sizinle ilgili bilgi istiyor bizden. Ben de Allah Allah dedim niye benden 10 günde bir şey istiyor diyerek. Tabii. Ve burada bir şey daha söyleyeceğim şimdi çok önemli. Ardından dediler ki akşamleyin iki çocuğumuz gelecek isimleri bu. Size bir emanet getirecekler seçim çalışmalarını rahat yapacaksınız. Artık kimseye borcunuz olmayacak sıkıntınız olmayacak. Geldiler bunlar akşamleyin geldik.
İki arkadaşım var yanımda. Ben varım ve onlar iki kişiler. Ne var dedim. Efendim getirdik bu çanta. Ben de bu çanta ne para var ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz dediler. Kim gönderdi? Şu abiler gönderdi dediler. Belki de buralarda kameraları vardı. Bilmiyorum. Ve ben belki de açacaktım. Beni kaydedeceklerdi. Tabii, konuşma tabii. Yapacaktık. Belki de o konuşmalar kayıt altına alındı. Almışlardı. Siz de ondan sonra onların böyle, kontrol altına geçecektim. Onların kontrol altında ve onların emrinde olacak. Emrinde tabii. Çalışan bir milletvekili olacaktım. İçimden bir an bazen diyor ki Saygı Bey al diyor. Bazen alma diyor. Al diyor paran yok işte bu iyi bir adam diyorum işte gönül dostu bak evet. Türkçe olimpiyatları okullar şunlar bunlar gurbette kalıyor falan. Sonra kendi kendime şunu söyledim alma Selçuk dedim. Sen kimsenin vekili olma dedim. Sen Manisa'nın vekili ol dedim. Sen hiçbir cemaatin hiçbir kişinin vekili olma ve Allah sana yardım eder. Ben dedim bu benim mi? Sizin dediler tamam dedim. Benimse alın bunu götürün bir okula. Bir hayıra, bir huzur evine, bir yere benim hayrıma yardım verin bunu dedim. Ama efendim çok olmaz. Sabahleyin erkenden telefonum çaldı. Yine bunların imamları. Selçuk Bey dediler, şimdi biz bunu tırnak içinde söylüyorum. FETÖ'ye, Hoca Efendi'ye izah edemeyiz. Çok mahcup oluruz. Bize de kızar. Hiç olmazsa bunu tekrar biz size getirip evinize bırakalım dediler. Hayır dedim, ben teşekkür ederim. O benimse götürün bir yerde benim adıma hayırda bulunun dedim. Tabii bunlar bir yandan ticaret yapıyorlardı. Bir diğer yandan insanları dinliyorlardı. Bir diğer yandan şantajlar yapıyorlardı insanlar hakkında. Zaten bu şantajları gördük. Mesela Deniz Baykal kasetleri çıktığında veya MHP milletvekilleri çıktığında ben evde eşime söylemiştim. Bu cemaat eşim de Kur'an kursu hocası. Aman Selçuk Bey ağzından çıkanı kulağın duysun olur mu öyle şey? Benim devletim böyle şeyler yapmaz dedim. Türkiye Cumhuriyeti İnsan Devleti yapmaz ve ben o zaman hemen tahmin ettim öngörümle bunu tespit etmiştim. Bu yapı Türkiye'de iktidarları devirerek bu şekilde bir Türkiye'yi ele geçirmek istiyordu. Bir 15 Temmuz'a gelmeden önce de iktidarların ciddi hataları var efendim. Eğer cemaatlere tırnak içinde söylüyorum Türkiye'deki cemaatler tarikatlar cemaatleşirse cemaatler siyasallaşırsa Türkiye büyük felaketlere uğrar. Türkiye özgür ülke olmalıdır. Her dernek, her vakıf olmalıdır. Tarikat da olmalıdır. Derneklerde, masonlarda, şunlarda, bunlarda. Ama bunların tamamı bir hukuk tarafından, iki maliye tarafından mutlaka denetlenmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı burada aktif olmalıdır. Mesela ben darbe komisyonu başkan vekili olduğum zaman MİT yetkililerine, MİT müsteşarlarına şunu sordum. Sizin MİT'te böyle departmanlarınız var mıydı bu cemaatleri kontrol eden cemaatlerin içerisinde? Hayır yoktu dediler. Neden yoktu dedim. Niçin bu yapıları denetlemiyordunuz siz bu yapıların içinde? Çünkü illegal örgütlerle uğraşmaktan hem eleman sıkıntısı hem de maddi sıkıntı yaşıyorduk. O nedenle olmuyordu ifadesini kullandılar. Aynısını emniyet yetkililerine söyledim. İçişleri Bakanlarına, genel müdürlere sordum. Onlar da aynı şekilde biz bunu yapmıyorduk. Diyanet İşleri Başkanlarına sordum. Böyle bir departmanınız var mıydı? Bunlar Türkiye'deki tüm cemaatler kitaplar çıkarıyorlar. Acaba itikaden doğru mu? Fıkhen doğru mu? Kelam doğru mu? Tefsiren doğru mu? Siyer olarak doğru mu? Siz de zaman zaman çıkarsınız. Bu yanlışa bu cevap veriyorum demezsiniz ama bizim doğrumuz da budur diye takdim edersiniz. Hayır dediler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri maalesef bu yapılara çok fazla taviz verdiler ve bunlar da devletin imkanlarını kullanarak, siyasetçileri kullanarak güç elde ettiler, güç devşirdiler ve güç devşirdikten sonra Saygı Bey de iktidarları terbiye etmeye, iktidarları yönetmeye, iktidarları yönlendirmeye çalıştılar. Bunun en bariz örneği FETÖ'dedir. Bir dini yapı siyasallaştığında ne gibi trajedilerle, ne gibi dramlarla, ne gibi olaylarla karşılaşacağımızı 15 Temmuz günü gördük biz bunu. Ben 15 Temmuz'a kadar FETÖ ve arkadaşlarının çok ciddi çalıştıklarını ve bunu bir Türkiye'de kendi akıllarıyla yaptıklarına inanmıyorum. Ciddi istihbarat örgütleri, kim yapar bunu? Bunun kim arkasında ciddi egemen güçler var. Amerika'ya kim götürdüyse onlar yaparlar efendim. Öyle mi? Amerika'ya kim götürdüyse onlar yaparlar. Türkiye önemli bir ülkedir. Bu topraklar çok stratejiktir Saygı Bey. Bu topraklarda kalabilmek için büyük orduya sahip olmanız lazım. Ama o ordu her 10 yılda sari bir hastalık gibi darbe yapmamalıdır. Demokrasiye inanmalıdır ama büyük ordu olmalıdır. Büyük ekonomiye ihtiyacınız var bu topraklarda. Eğer büyük ekonomimiz olmasa yine sizi bu topraklarda süründürürler. Selçuk Bey şimdi mesela... Büyük demokrasiniz olması lazım. O nedenle başka güçler bunları istemiyorlar. Zaman zaman cuntacılarla, zaman zaman kirli ve şantajcı medya patronlarıyla, zaman zaman kirli ve şantajcı medya mensuplarıyla, iyileri tenzih ederim. Oligarşik bürokrasiyle ve siyasilerle bunları yapıyorlar. Zaman zaman da cemaatlerle yapıyorlar tırnak içinde. İşte bir cemaatin geldiği, illegal örgütlerle yapıyorlar bunları. Evet. Bizi işte bakanlarımızı öldürüyorlar, aydınlarımızı öldürüyorlar, kaos çıkartıyorlar veyahut da geliyorlar işte
Çorum olayları gibi, Sivas olayları gibi, Erzincan başbağlar gibi, Madımak gibi veya başka yerlerdeki olaylar gibi, Maraş gibi olaylar çıkartarak Türkiye'yi büyütmüyorlar ve küçük bırakıyorlar. Ama burada siyasetçilere ciddi görevler düşüyor. Ama 15 Temmuz'da bir otoriter yapıyı yendik biz. Bir diktatörlüğü yendik. Fakat 15 Temmuz sonrası daha çok demokrasi özlemi içerisindeyken, daha çok hukukun üstünlüğü, daha çok basın özgürlüğü, inanç hürriyeti, fikir hürriyeti özlemi içerisindeyken bir başka bir otoriterleşmeye doğru evriliyor ki bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü burası o gün 15 Temmuz'a direnenler, sağcılar, solcular, AK Partililer, MHP'liler, Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkmenlerdi. Bir parti mensupları değildi, evet, efendim. Herkesdi. O nedenle şimdi hep beraber herkesin olduğu bir 15 Temmuz anma geceleri yapılmalı. Hep beraber direnmeliyiz. Hep birlikte yanlışları düzeltmeliyiz. O geceden sonra devlet bir refleks gösterdi Saygı Bey. Doğruydu bu refleks. Niye? Çünkü bir travma yaşadık. 100 yılımızı çalacaklardı. 100 yılımıza ipotek koyacaklardı. Ama 7-8 ay sonra Türkiye'de bir referandum yapıldı. Durumdan vazife çıkartıldı. Sayın Devlet Bahçeli de burada aynı şekilde bunu tetikledi. Sayın Erdoğan burada Zoka'yı yuttu. Bir noktada şikar oldu, av oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçti, referandumu geçti. O geçtikten sonra daha çok hukuka evrilmesi lazımken bu sefer de devlet refleks göstermeye, herkes herkesle ideolojik olarak, parti fikir olarak hesaplaşmaya başladı. Rektörler doğru işler yapmadı, bürokratlar doğru işler yapmadılar. Aa, okuluna gitmiş, ben bunu atayım, atmazsan bana gelecek sıra, niye atmadın diye soracaklar. Hakimler, ben bunu tutuklayayım, bunun çocuğu okula gitmiş, bu FETÖ'cü diye tutuklayayım, çünkü tutuklamazsam beni tutuklayacaklar. Yetmez tutuklamaları, beni cezaevine atacaklar. Cezaevinden çıktıktan sonra avukatlık yapamayacağım, çünkü bu dönem 12 Eylül'de olmayan, 28 Şubat'ta olmayan uygulamalarla karşılaştık. Mesela ben 12 Eylül'de tutuklandım efendim, idamla yargılandım. Türkiye'de olaylar olmuştu, sağ sol olayları. Evet. 5000'e yakın insan öldürüldü Türkiye'de sağcı ve solcu olarak. Binlerce olay oldu. Biz bu olaylardan sorumluyduk. Ama 12 Eylül'ü yapanlar benim annemden, babamdan, kardeşlerimden hesap sormadılar efendim. Fakat bu darbeden sonra gelip, ben ki o darbeyi başbakana haber veren kişiyim. Ben ki o gece çok önemli, tırnak içinde söylüyorum, o darbenin bastırılması konusunda çok önemli misyon ifa etmiş bir kişiyim. Ben bir parti kurdum diyerek kardeşimi genel müdürlükten aldılar. Genel müdür yardımcısından aldılar. Bu doğru değildi. Benimle hesaplaşacaktınız ki ben 12 Eylül öncesi olaylar vardı. Burada olay da yok. Ben bir vatandaş olarak parti kuruyorum. Bunun hesaplaşmasını yapmayı. Şimdi evet, şey olunca mesela siz şimdi parti kurduk dediniz. Evet, parti kurdunuz. Gelecek Partisi. O dönemde bir dönemde aynı iktidar, yani aynı partinin genel başkanı ve başbakanı Davutoğlu'ydu. Siz evet, de berabersiniz şu anda. Davutoğlu olsaydı mesela böyle bir darbe yaşanır mıydı sizce? Efendim, birincisi çok güzel bir soru. Sayın Davutoğlu 2009'da Dışişleri Bakanı olduğu zaman Başbakan Müsteşarını arayarak bu cemaatten bir tane polis memurunun kendisine verilmesini istemedi. Evet. Çok ilginç. Türkiye'de bu cemaatle... Yani o kadar biliniyor ki emniyet içerisinde Fethullahçı, aman bana bunu vermeyin. Vermeyin. Evet. Çünkü bu yapının tehlikeli olduğunu Sayın Davutoğlu görüyor. Ama yüksek sesle konuşmuyor. Sonra başbakan olduğunda bu yapıyla ilgili bilgiler kendisine gelmeye başlayınca, evet, bunların bürokratlarını tasfiye etti Sayın Davutoğlu. Başbakanlığı aldı. Müsteşarlıktan, müsteşar yardımcılığından, genel müdürlükten, genel müdürlükten tasfiye edilerek bunlar sabahleyin geldiler, akşam icracı olmaktan çıktılar. Sabahleyin geldiler, akşam gittiler. Bunu da Fethullah Gülen biliyordu. Çünkü çok ciddi bir örgüt. Tabii. Birbirleriyle irtibatlı, yıllarca mücadele vermişler, müsteşar olmuşlar, genel müdür olmuşlar. Ve Sayın Davutoğlu bir gecede bunları tasfiye ediyor. Sayın Davutoğlu'nun tasfiye edilmesinde, yani 5 Haziran 2016 tarihinde Başbakanlığı ve Genel Başkanlığı bırakmasında FETÖ'nün de rolü vardır. Ama burada Sayın Erdoğan'ın egosunun, Sayın Erdoğan'ın Sayın Davutoğlu'nun başarısını çekememesinin, yani %49,5 oy almamızın, aynı zamanda etik yasası, imar yasası, şeffaflık yasası, yolsuzluğu önleme yasası gibi yasaları çıkartmamızın da rolü vardır. Evet. Ama FETÖ denen alçak yapı Davutoğlu olduğu sürece darbe yapamayacaktı. Onlar istiyorlardı ki bir darbe yapalım, bir an önce Türkiye'yi tasfiye edelim, bu yapıları tasfiye edelim, Türkiye'yi ele geçirelim. Çünkü her geçen gün geriye gidiyoruz diye düşündüler. 17-25'te afiş edildiler. MİT müsteşarlığı operasyonunu başaramadılar. MİT tırları operasyonunu başaramadılar. Daha sonra da dershaneler konusunda yine aynı şekilde geri adım Peki, attılar. Peki burada şöyle denilebilir mi? Şimdi Sayın Davutoğlu olsaydı, özür dilerim. Sayın Davutoğlu olsaydı bu darbeyi yapamazlardı. O zaman bunu, 5 Haziran 2016'da Davutoğlu bu yüzden mi tasfiye edildi? Bunun da rolü var. Biraz önce söylediğim gerekçelerin de rolü var. Ama FETÖ denen yapı her yerde olduğu için
Sayın Erdoğan'ı tahrik ederek, işte bu kişi sizi Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek, partiyi ele geçirme çalışması yapıyor gibi dedikoduları taşıyarak, çünkü kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tabii. İşte gördünüz, kripto yapı olarak çalışıyorlar bunlar. Çok ciddi bir kripto olarak çalışıyorlar. Sizden gözüküyorlar ama buzdağlarının görünmeyen kısmında da sizin altınızı oymak istiyorlar. Gördük işte ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu. Burada çok ciddi şekilde bir manipülasyon yaparak, ajitasyon yaparak, spekülasyonlar yaparak, hatta zaman zaman da ikna metotlarını kullanarak ben Sayın Erdoğan'ı da ikna ettiklerini düşünüyorum. Burada FETÖ'nün de rolü var ama bunların hepsinin arkasında egemen güçlerin rolü var. Egemen güçler %50'lik bir parti, %50'lik oy almış bir partinin başında şantaja müsait olmayan, temiz, dürüst, zeka seviyesi yüksek, 5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış, 7,5 yıl Başbakan'dan ve Cumhurbaşkanı danışmanlığı, 2 yıl başbakanlık yapmış bir şahsın Türkiye'nin başında kalmasını istemediler. Egemen güçler daha çok defol adamları severler. Egemen güçler daha çok şantaja müsait adamları severler. Egemen güçler daha fazla dünyaya bileşen adamları severler. İslam dünyasındaki bütün tırnak içinde söylüyorum, yapıların hemen hemen tamamı böyledir. Efendim. Peki Selçuk Bey, bu şey için bazen CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları oldu, işte kontrollü darbe gibi açıklamalar oldu. Çok sert karşılık verildi falan. Siz o dönem, az önce de siz de söylediniz, darbe girişimini siz haber verdiniz. Başbakan'a haber verdiniz. Evet. Cumhurbaşkanı'na değil mi? Cumhurbaşkanı'nı aradım, ulaşamadım. Başbakan'a haber verdim. Başbakan'a. Evet. Yani bu kadar böyle olayların içerisinde. Sizce bu olayın arkasında ne var efendim? Yani bu planlı bir darbe mi? Nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu hep tartışılıyor ya. Evet. Böyle her siyasi parti kendi penceresinden bakıyor. Sizin bakışınız nasıl? Birincisi, ben o gece Sayın Başbakan'a haber verdikten sonra Çankaya Köşkü'ne gittim. İlk tweet'i attım Türkiye'de. Daha sokaklara insanları davet ettim. Milletvekillerini, bakanları, genel başkan yardımcılarını, grup başkan vekillerini aradım ben. İnsanları sokağa davet ettim. Külliye'ye davet ettim, Çankaya Köşkü'ne davet ettim ve de risk aldım ben. Çünkü almış olduğum bilgileri inanıyorum, öngörüm de var. Bunlar darbe yapabilecek kadar bir kapasiteye sahipler. O zaman ben bunu risk almalıyım. Peki ne olurum? Darbe olmadı diyelim o gece. Ben bunları söyledim, başbakanı aradım, arkadaşlarım aradım. Darbe olmadı. Benim siyasi hayatım biter. Tabii. Ama değer mi? Değerdi, değdi zaten. Ben orada bunu yaptım. Ve akşamleyin gece Çankaya Köşkü'ne gitmedi. Giderken Ümit Öz de aradı beni. Selçuk Bey ne oluyor dedi. Ben de darbe oluyor. Direnin dedi. Bizim direnmemiz yetmez. Beraber direnelim dedim. Daha sonra Ümit Özdağ'ı aradım ve siz Devlet Bahçeli'ye ulaşın dedim. Aranız limonu biliyorum ama dedim. Aklıma Erkan Akça gelmedi. Aynı şehrin milletvekilleriz. O da grup başkanı ama Ümit Bey arayınca tekrar Ümit Bey tedavi etti bende. Ve Ümit Bey hemen dedi özel kalem üzerinden Devlet Bey'e ulaşayım sana dedi. Döndü bana. Özel kalemine ulaştım. Özel kalemine demiş ki darbeye karşıyız. Seçilmiş hükümetin yanındayız. Seçilmiş cumhurbaşkanının yanındayız. Millet iradesinin yanındayız. Biraz sonra genel merkeze geleceğim. Bir bildiri açıklığı yazacağım ve açıklayacağız. Bana söyleyince arkadaşlarla paylaştım. Çankaya Köşkü'ndeyiz. 9-10 arkadaşız. Milletvekilleri var, bakanlar var, müsteşar var. Yani 9-10 kişiyiz. Burada daha sonra aklıma Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu aramak geldi aklıma. Engin Altay Bey'i aradım. Özgür Özel Bey Manisa milletvekili, grup başkan vekili. Özgür aramak aklıma gelmedi Özgür Bey'i. Engin Altay'ı aradım. Engin Altay Bey sağ olsun bana hep tırnak içinde söylüyorum. Abi diye hitap eder. Ben de Sayın Başkan dedim. Böyle böyle bir darbe oluyor. Kim yapıyor Selçuk Bey dedi. Dedim ki paralel yapı yapıyor. Haşhaşiler yapıyorlar. Siz Kılıçdaroğlu'na ulaşın ve darbeye beraber direnelim. Türkiye'nin geleceğini çalacaklar, bir iç savaş çıkacak. İç savaş çıkartmamalıyız dedim Türkiye'de. Tamam dedi, döndü bana. 5-10 dakika sonra döndü. Kılıçdaroğlu'yla konuştum Sayın Genel Başkan'la dedi. Darbeye karşıyız. Seçilmiş hükümetin ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yanındayız. Ne yapacaksınız dedi. Biz nereye gelelim? Ben dedim biz biraz sonra meclise gideceğiz. Orada ölmek istiyoruz. Yani burada bombalandı dedim. Tabii, ben bombalanmamış meğersem sonik patlamış. Ben bombalandı zannettim. Tabii, aşağı indim. Doğru. Bütün arabaların ışıklarını söndürttürdüm. Ve aynı zamanda Çankaya Köşkü'nün ışıklarını söndürttürdüm ben. Bunları söndürelim dedim. Televizyon nereden çalışır bilmiyoruz. Nerede, hangi oda var nerede bilmiyoruz. Kimse yok. Teşrifat kalmamış. Protokol kalmamış vaziyette ve panik içerisindeyiz. Bir endişelerimiz de var. Arkadaşlarla beraber neler yapabiliriz? Ve insanlar herkes sokağa davet ediyor. Ben zaten danışmanımı aradım. Ne kadar portfelimde isim varsa mesaj at. Sokağa davet ediyor. Bir darbe oluyor. Direneceğiz diyerek. Millettekilerin hepsine dedim. Şamil Tayyar'dan işte Emurla İşler'e, Emurla İşler'e Abdullah, Abdülhamit Gül'e, Abdülhamit Gül'e, Mehmet Muş'a kadar. Sayın Muş geldi Çankaya Köşkü'ne. Selçuk abi Marmaris'e teşkilatı ara. Sen yazıcı otele gitsinler. Cumhurbaşkanını korusunlar. Ben orada olduğunu bilmiyordum. Marmaris'te olduğunu bilmiyordum. Oteli Mehmet Muş biliyordu. Ben de sen grup başkan vekilisin. Sen ara. Ben oradaki arkadaşlarımı, milliyetçi arkadaşlarımı arayayım. Ben Büyük Birlik geleneğinden geliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşıyım. Üniversite arkadaşlarım var. 16 sene hocalık yaptım o şehirde. Bütün arkadaşlarımı aradım ve Sayın Cumhurbaşkanını koruyun dedim.
Bakın niye bunu söyledim? Cumhurbaşkanı Türkiye'yi temsil ediyor diye söyledim. Yani AK Parti'nin genel başkanı değildi zaten. Olsa da AK Parti'nin eski genel başkanı diye savunmadım ben. Anladım. Ben demokrasi adına bunu savunalım dedim. Çünkü o darbeler iktidarlara karşı yapılır ama muhalefet de buradan payını alır. Ve iktidara karşı meclise karşı yapılır darbelerin. Hepsi böyledir. Millet iradesine karşı yapılır. Ama şunu kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman çıkarak, Sayın Kılıçdaroğlu kaçtı. Ben de şimdi tam oraya gelecektim. Ya şimdi sıkça en çok konuşulanlardan, yani yalnız Cumhurbaşkanı değil, aynı şekilde şeyler de açıklama yapıyor. Milletvekilleri, grup temsilcileri, evet, parti yetkilileri. Kılıçdaroğlu neredeydi? Mesela biz de şunu sormak isteriz. Yani daha doğrusu, evet, vatandaş olarak, gazeteci olarak. Peki sizler neredeydiniz? Evet. Yani herkesin, o şeyler. Herkesin nerede olduğunu devlet TTS kayıtlarına tabii biliyor. Tabii yani efendim. Herkes biliniyor. Herkes biliniyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Yani bu, Kılıçdaroğlu'na bu dönük böyle bir eleştiri var. Zaten Kılıçdaroğlu Engin Altay vasıtasıyla bize ulaşarak darbeye karşı olduğunu, seçilmiş hükümetin ve seçilmiş cumhurbaşkanı yanında olduğunu söyledi. Bunu söyleyen kişi elbette ki can güvenine dikkat edecek. Tabii. Elbette ki ölmeyecek. Elbette ki bir tedbir alacak kendisi. Yani çıkıp da bir partinin genel başkanı bir anda bir şeyler yapabilir mi? Sayın Binali Yıldırım da Ilgaz'daydı o zaman. Evet. Veyahut da Hayat Yazıcı da aynı uçaktaydı. Hayat Yazıcı başka bir eve gitti. O da genel başkan yardımcısıydı. Eski başbakan yardımcısıydı. Eski bakandı. Öteki de başka bir eve gitti. Ben de Çankaya Köşkü'nden meclise giderken artık Çankaya Köşkü bombalandı zannettim. Ve şoförüme dedim ki buradan meclise gidelim, arkadaşlarıma gidelim orada. Bir kapıya gittiğimizde askerleri gördük. Hangi asker olduğunu bilmiyoruz. Tabii. Darbeci mi değil mi? Yakalanmamam lazım. Tekrar bir başka kapıya gittik. Gene orada baktık askerler orada. Şoförüme dedim ki beni buradan çıkart dedim. Ben buradan ölmeden çıkmalıyım dedim. Ben yakalanmamalıyım dedim. Ben de kendi çapımda bir liderim dedim. Tabii. Ve dağlara çıkmalıyım, sokaklara inmeliyim. Türkiye'de bir iç savaş çıkacak. Bu iç savaşı Türkiye, Irak olmadan, Libya olmadan, Mısır olmadan halletmeliyiz. Ya kaç milyon kişi ölürse ölsün ama biz egemen güçleri bu ülkeyi işgal ettirmemeliyiz dedim. Ve ben oradan çıkmam, şoförüme beni buradan çıkart demek kaçmak mı oluyor? Tedbir alacağım ben. Tabii. Meclise geldik biz. Mecliste de aynı şekilde başka şeyler de olabilirdi. Yani meclis bombalanabilirdi, arkadaşlarımız daha çok bomba ölebilirdi. Öldükten sonra darbeciler bir mesafe kat edebilirdi, bizler başka yerlere gidebilirdik. Yani bu insanoğlunun fıtratında korku da var, cesaret de var. Evet. En korkak gelir cesaret emaresi gösterir. En cesur da gelir korkaklık emaresi gösterir. O nedenle bugün Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde özellikle 15 Temmuz akşamı hedef haline getirilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hedef almasını ben tırnak içinde söylüyorum kendisine yakıştıramıyorum. Yani kendisi 15 seçim kazanmış. Türkiye'de işte 18 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Evet. Daha çok burada bir hedef saptırma olarak görüyorum bunu. Şimdi bir yandan 18 sene boyunca ne verdi, ne istediniz de vermedik ki diyeceksiniz. Bir yandan bu insanların palazlanması noktasında her türlü Türkçe olimpiyatlarını beraber organize edeceksiniz. Bu okulların açılmalarını birlikte yapacağız. Mesela ben bir mektup yazdım darbe komisyonu başkan vekiliyken Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a. O mektup bende, onlarda ve onlarda. Bu mektubu Sayın Davutoğlu da okudu. Hatta gönderdin mi diye sordu. Gönderdim. İyi yapmışsınız. Tarihe not düşmüşsünüz dedi. Ben orada söyledim. Devletlerin dini adalettir, adaletten ayrılmayalım diye söyledim. Onu yazdım. Uzun, evet, bir mektuptur. Evet. Tarihe not düşmek adına yazdım. Bugün de o günlerin yanlışlarını hem bir yandan özür diliyorsunuz, milletimiz bizi affetsin diyorsunuz, hem bir yandan da darbeciler hala dünyanın en tehlikeli örgütü olarak faaliyet yürütürken Afrika'da, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Ön Asya'da hala yürütürken siz hala bunların önemli adamlarını yakalayıp getirememişsiniz, teslim alamamışsınız, FETÖ'yü getirememişsiniz. Kalkıp burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına ulaşmaya gerek yok ki. Mesela meclisin birinci açılış yıl dönümünde, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde ben milletvekiliyim, parlamentoya gittik. Bütün liderler konuşacaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum olmuştu. Evet. Ve 2018 yılının yanılmıyorsam Haziran ayıydı. İşte bu yine aynı yıl dönümüydü. Ve bu yıl dönümünde bütün liderler konuşma yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu biraz maksadını aşan, biraz sert bir konuşma yaptı. Akşamleyin de meclisin bombalandığı, ikinci bombalandığı yerde de açık havada bir tören düzenleyeceğiz. Meclis başkanının gönderdiği kartta da davetiyede de yine liderlerin konuşması var. Genel başkanların, parti liderlerin konuşmaları var. Ama akşam o konuşmadan sonra o program iptal edildi. Orada sadece Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Bu doğru değildi. Niye? Program devam etmeliydi. Sayın Cumhurbaşkanı meclis üzerinde ipotek koydu orada. Meclis başkanını, meclis başkanının üstünde ben varım ifadesini kullandı ve meclis başkanı da burada bu iradeye rağm oldu. Doğru değildi. Yani konuşturulmadı mı? Konuşturulmadı orada. Ne Kılıçdaroğlu konuşturuldu, ne Devlet Bahçeli 2018'de, konuşturuldu. 2018'de değil mi? 2018'de. Bu doğru değildi. Doğrusu bakın efendim, Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Partiler
Bugün varlar, yarın yoklar. Demokrat Parti kuvvetler ayrılığını kuvvetler birliği haline dönüştürdüğü için başına belalar geldi. Ha, darbeyi tasvip etmiyorum. Olmamalıydı. Seçim tabii. olmalıydı Türkiye'de. Tabii. Asılmamalıydı Menderes ve arkadaşları. Ama Menderes ve arkadaşları çok sertleşmişlerdi. Sertlik takınmaya başlamışlardı. Hem parlamentoda kavgalar hem sokaklarda kavgalar başlamıştı. O nedenle geçmişteki tarihten ders almamız gerekirken ders almayarak hala daha dünkü cemaat devletini önledik. Bugün Türkiye'de birileri parti devleti kurmak istiyor. Bunu kurdurmamalıyız. Kişi devleti kurmak istiyor. Kurdurmamalıyız. Bir parti devleti doğru değil. Kişi devleti de doğru değil. Cemaat devleti doğru değil. Etliste devleti doğru değil. Mezhep devleti doğru değil. Millet devletini kurmalıyız ve millet de sadece ve sadece özgürlük, hukuk ve de mutlulukla tanışmalı. Bunu yapmalıyız. 15 Temmuz doğru yorumlanmıyor ve bugün 15 Temmuz'la ilgili de doğru mücadele verildiğine inanmıyorum. Evet, mücadele veriliyor. Ama bu mücadelede kurunun yanında yaşlar da yanıyor. Cemaat sahikiyle buraya girenler. Allah demiş, şeytan çıkmış. Peygamber demiş, deccal çıkmış. Ve bunların yanılmışlar. Bunların yanılma payları yok. Ama iktidarın yanılma payı var. Ve bunların yanılma payları yok. Ama iktidarın özür dileme payı var. Bunların özür dileme payları yok. İktidarın öz eleştiri yapma hakkı var. Bunların yok. Bu doğru değil. Bugün de OHAL komisyonunda 100 bin üzerinde dosya bekliyor. Bunlar derhal yargıya intikal etmeli. Yargıdan döndükten sonra da beraat edenler görevlerine dönmeli. Ha, stratejik bölgede görevleri olanlar belki oralarda başlatılmayabilir Saygı Bey. Tabii. Ama memuriyet yapılır. Kalkıp insanlarına siz zulmedemezsiniz. Adaletten ayrılamazsınız. Ve Lev Tolstoy'un Çar'a yazmış olduğu mektubu hatırlatırım. O zaman Çar'a suikast yapıldıktan sonra Çar bazı yanlış işler yaptı. O da ona şöyle sesleniyordu. Ben sana İsa'nın kitabındaki cümlelerle hitap ediyorum. Merhamet, merhamet, merhamet. Adalet, adalet, adalet diye hitap ediyorum. Adaletten ayrılmayacağız. Eğer 12 Eylül'de yapılmayanlar, 28 Şubat'ta yapılmayanlar ve daha sonra, daha önce 60'ta yapılmayanlar, 60 biraz daha farklıydı, yapılmayanlar bugün yapılıyorsa yapılıyor. Eğer bu doğru evet. bir şey değil. Bana tabii. bir şahısın örneğini de vereyim. Bana bir benim Manisa'dan bir şahıs aradı. Dedi ki, ne zaman geliyorsunuz Selçuk Bey Manisa'ya? Bir şehidimiz var, yarın geliyorum dedim. Seninle acil görüşmek istiyorum. Mezarlığa gel dedim. Mezarlığın çıkış kapısında hazır ol dedim. Geldi ve bir 60 yaşlarında yakışıklı bir adam ve yanında güzel bir hanımefendi, başörtülü, yanında yakışıklı bir delikanlı. Selçuk Bey dedi, benim oğlum dedi, biz dedi milli görüş geleneğinden geliyoruz dedi. Biz mezhepeliyiz dedi. Sayın Arınç falan da bizi bilirler dedi. Biz mezhepenin ilk kurucularıyız dedi bu şehirde dedi. Ve benim oğlum dedi bunların cemaatin içine dahil oldu dedi. Asker oldu dedi. Aldılar, zekiydi, çok zekiydi dedi. Fark etmez canım, burada da Allah diyor, orada da Allah diyor diye müsaade ettim dedi. Ama darbeye karıştı. Benim oğlumdan hesap sorun dedi. Hesap sorsunlar dedi. Gerekirse assınlar dedi. Ama benim ne suçum var? Hani suçların şahsiyle bir öğretmendim, tabii, öğretmenlikten tabii. aldılar. Aynen. Bu kızı da aldılar, bu oğlu da aldılar. Ne yiyeceğiz Selçuk Bey, biz dedi. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Saygı Bey kurtulmadığımız süre içerisinde bütün yanlışlıklar, bütün kahır Türkiye'ye gelecek. Hani Cem Karaca'nın güzel bir şarkısı vardı ya, hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır Türkiye'ye gelecek. Niye Avrupa'ya huzur geliyor da bize kahır düşüyor? İnşallah bize gam ve keder niye bize geliyor? Gelir. Beraberce Şerç birlikte Bey, yapacağız. Şimdi evet. hep şöyle deniliyor. İşte efendim, az önce siz de diyorsunuz işte haklı, haksız insanlar işte FETÖ'yle bağlantılı olduğu iddiasıyla görevden alındı. Şimdi hep şöyle konuşuyor. Efendim diyor, bu olayın siyasi ayağı ortaya çıkartılmadı diyor. Hmm. Siyasi ayağı nedir? Niye ortaya çıkartılmıyor? Hakikaten çıkartılmadı mı? Ben siyasi, yani siyaset kurumunu ilzam etmek istemem, suçlamak istemem. Yok, suçlamadan. Ama FETÖ... Çünkü FETÖ, az önce siz de başında evet, dediniz bunların şeylerle... Her partiye sızdılar. Her partiye sızdığını söylediniz. Her partiye, her medya organına, her kuruma sızdılar efendim. Sadece yargıya değil. Bakın öbür taraftaki en basit, Manisa'daki kurumları bile dizayn etmek istediler ve evet, bana evet. Manisa'daki bütün müdürlerle ilgili liste verdiler. Bunlar müdür olacak dediler. Biz size çok çalıştık dediler. Bunu söylediler. Bunların siyasetçi ayağı var efendim. Hı. Bu siyasetçi ayaklarını bulacak olan partilerdir. Bulacak olan yargı mensuplarıdır. Mesela Devlet Bahçeli Bey bunu çok fazla dile getirdi. Evet. Ve daha sonra İYİ Parti ve CHP Meclis Araştırma Komisyonu kuralım. Gerekirse soruşturma. Sonra Sayın Bahçeli baktı ki pabuç pahalı. Bu sefer dedi ki bunu yargının işi bu dedi. Evet, bir yandan yargının işi, bir yandan emniyetin, istihbaratın, MIT'in işi, bir diğer yandan da partilerin işi, parti liderlerin işi. Buna da dikkat edeceğiz. Çünkü kripto yapı matruşka gibi gardırop usulü çalışıyorlar. Kimin FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyoruz. Teyakkuz halinde olmalıyız. İnanın bu yapı PKK'dan daha tehlikeli. PKK'da daha çıkanı biliyoruz biz.
Ama burada herkesi bilmiyoruz. Siyasetçi ayağı vardır. Ama ben CHP'nin tamamını izam edemem. AK Parti'nin tamamını izam edemem. Suçlayamam. Gelecek Parti'nin tamamını suçlayamam. İyi Parti'nin tamamını suçlayamam. Ama buralara sızmışlarsa bunları bulmak, bunları tasfiye etmek hepimizin görevi olmalı. Bunun için çalışmalıyız. Yani eğer, bunun konunun üzerine yeter kadar gidilmediğine siz de mi katılıyor musunuz? Tabii bunlar partiler de gitmeli. Ve burada şunu da yapmalıyız. Adalet birilerine başka muamele, birilerine başka muamele yapmamalı. Tabii. Yani zengine başka muamele, fakire başka muamele. Bir de öyle bir şey veyahut var. Da benim partime yakın olanlara başka muamele, muhalefet olanlara başka muamele. Aynen ne gibi? Aynen kayyum atamalarında belediye başkanlarının görevden alınması gibi. AK Partili belediye başkanı görevden alınırken başka bir muamele, başka bir hukuka tabi. Ve onun yerine başka satanırken başka bir hukuka tabi. CHP'li belediye başkanı alırken başka bir hukuka tabi, başka bir hukuka. HDP'li belediye başkanı alırken de daha başka bir hukuka tabi olarak tecelli ediyor. Bu da doğru değil. Aynı onun gibi. Burada maalesef hukuk biraz korktu. Neden korktu? 5000, 6000'e yakın FETÖ'cü diyerek hakimler atıldılar. Bunlar atılmadılar, cezaevlerine girdiler. Dışarı çıktıkları zaman avukatlık bile yaptırılmadılar. Yerlerine alınan hakimler tecrübesizdiler. Evet. 60 puan üzerindekiler hakim yapıldılar. 12-13 bine yakın insan hakim olarak alındı. Bunlar hem tecrübesizdiler, hem bilgili değildiler. Hem de bunlar hak ederek oralara çoğunluk tırnakla, evet, iyileri tenzih ederim, hakim oldular. Ve bunun sonucunda da bedel ödedi Türkiye. Eğer Adalet Kurumu doğru çalışsaydı. Selçuk Bey, orada, evet efendim. Adalet Kurumu'nun bu yönüyle eksik, işte bu yüzden eksikler olduğunu vardı. Biliyoruz. Evet. Peki şimdi Darbe Araştırma Komisyonu da çalıştınız. Ne buldunuz efendim bu darbe ile ilgili, yani somut olarak, ya evet şunları tespit ettik diyebileceğiniz ne var? Tabii. Birincisi Türkiye'de partiler kendilerini devlet yerine koymamalıdırlar. Hı hı. İktidar bir partinin iktidarı değil, bir ideolojinin, bir mezhebin iktidarı değil, bir milletin iktidarı olduğunu unutmamalıdır. İktidara evet, gelinceye evet, kadar bir partiyle gelirsiniz ama iktidara geldikten sonra milletin, devletin iktidarı olursunuz. 3. Türkiye'deki dini cemaatler veya dernekler, vakıflara ayrıcalık tanırsanız ve bu ayrıcalıkları da imtiyaz haline dönüştürürseniz ve onlar siyasallaşırsa korkunç sonuçları olur ve Türkiye demokrasiden uzaklaşır. Bunları da bahane ederek bir demokrasiden uzaklaşmayı da doğru bulmuyoruz. Bu da doğru değil dedik. Daha çok Türkiye hukukla tanışmalı, Avrupa Birliği kriterlerini hedef kabul etmeli diyerek bunları da yazdık. Aynı zamanda şunu da ifade ettik. Bunların yerine bir başkasını ikame etmeye çalışmak da doğru değil. Devlette liyakat ve ehliyet olsun, sınavlarda mülakat kaldırılsın ve kim nasıl bir sınav, hakkı Alevi de girsin, Sünni de girsin, sağcı da girsin, solcu da girsin diyerek. Eskiden ÖYP diye bir sistem vardı, doğruydu, tamamen %100 objektif sınavdı. Eskiden 4 kişi, daha sonra araştırma görevliliği sınavlarında 4 kişiden 1 kişiyi mülakata çağırıyorlardı. Şimdi 20 kişiden 1 kişi alacağız, 20 kişiyi mülakata çağırıyorlar. 20'den bir tanesi mutlaka yanlış çıkıyor. 20'den mutlaka bir tanesi tarikat, benim tarikatımın mensubu çıkıyor, benim cemaatime mensubu çıkıyor, benim partime mensubu çıkıyor. Bunlardan uzaklaşmak gerektiğini, devletin şeffaf olması gerektiğini söyledik. Şey olarak yeterli bir sonuç elde edebiliriz mi? Yani bu darbe araştırma komisyonu olarak tam tatmin edici bilgilere ulaştınız tam mı? Tam tatmin edici bilgilere ulaştık diyemem ama ben zaten komisyon üyelerinin tam ve kamil manada görevlerini yaptığına inanmıyorum. Öyle mi? Tabii sorular sormadılar. Belediye başkanlarına, kuvvet komutanlarına, genelkurmay başkanlarına, MİT müsteşarlarına, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına veya bununla ilgili olarak isimleri geçen yazarlara, çizerlere tam ve kamil manada sorular sorulmadı. Tam ve kamil manada oralardan cevaplar alınmadı. Bazıları da gelmedi. Bazıları zaten gelmedi. Gelenlerin bazıları cevap vermedi. Bazıları yazılı gönderdiler. Hatta komisyon üyeleri sorulara sormadılar çoğunlukla. Bu çoğunluğu da tarihe not düşmek adına %90'ını ben sordum diyebilirim. Buna iktidar partisi üyeleri dahil olmak son üzere. Son soru olsun. Onlara da soruları ben sordum. Şimdi hatta darbe gecesinde işte Twitter atıldı bilmem ne. Şimdi bu cemaatin güçlü bir sosyal medyası olduğu da öteden beri biliniyordu. Tabii. Mesela bunlar niye hiç o gece sessiz kaldılar veya hiç böyle bir yorumlara falan girmedi? O da ilginç bir durum. Şundan dolayı darbeyi başarsaydılar zaten onu bekliyorlardı. Darbe olacağını onların hepsi biliyorlardı. Onun için yurt dışına erken gittiler bir kısmı. Bir kısmı başarılı olursa geliriz dediler. Başarısı olursa kendimizi koruruz dediler. Ve burada sessizce beklediler. Eğer birazcık başarı olmuş olsaydı onların hepsi sokaklara çıkıp ve 100 bin ceset torbası hazırlamışlardı. Bazı şehirlerde bazı arazileri kiralamışlar ve tel örgülerle çevirmişlerdi. Oralarda infazlar yapacaklardı. Çok acımasızdılar. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Çok acımasızdılar Saygı Bey. Acımasız bir yapıyla karşı karşıyaydık. Bunu da gözlemledim. O gönül adamları, o barış adamları, dinler arası diyaloglar gidenler gitmiş ve ellerini yumruklarını sıkan
bellerine silah almaya başlayan ve insanları terbiye etmek, tedip etmek ve de insanları korkutmak adına yola çıkan bir yapıyla karşılaştık. Zaskı onları Bey, da gözlemledim. 100 bin ceset torbası bununla bir duyum mu yoksa yok, böyle? Yok, belgeler var efendim tabii. Onların hepsi çıktı zaten ortaya. Onlar çıktılar, araziler kiraladılar, ifadelerde de var. Bazı yerlerde ifadeler de var. Bu ifadeler, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu yapsın demiştik. Bu darbenin FETÖ tarafından yapıldığını şeffaf bir şekilde bütün dünyaya anlatalım. Giderken ben teklif ettim bunu da AK Parti'nin tüm kurmaylarına. Yanımıza CHP'yi alalım. Cumhuriyet Halk Partisi yanımızda olsun. Avrupa'ya gidelim ve bunu din kisvesi altına bürünmüş olan bir dini yapı yaptı. Aynen Hümeyni gibi devlet ele geçirme çalışması yaptı. Bunu CHP ile yapalım. Anlatalım, çünkü onlar muazzalı darbe diyorlar. Bunlar kontrollü darbe diyorlar. Avrupalılar bu şekilde konuşuyorlar. Arkamızda da MHP olsun, HDP olsun, beraber gidelim. Sonra PKK'yı halledelim yine CHP ile. Yine MHP ve HDP arkada olsun, olabiliyorsa, olmuyorsa CHP ile yapalım. Ve Avrupa'ya dönelim. Egemen güçlere dönelim. Diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ile muhatap olacaksınız. Evet. Bundan sonra bu şunlarla muhatap, ama bunu dinlemediler. Kanun hükmünde kararnameleri ön plana çıkarttılar. Ve ardından da çok akıl yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tek akıllı Türkiye'de hakim kıldılar. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir işare yoktur. Bir tartışma zemini yoktur. Çünkü fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeğe doğar. Bugün artık Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi yerine Külliye Partisi faaliyet ediyor. Anladım. Efendim, bir de CHP Genel Başkanı'nın meclisteki görüşmelere katılmamasını siz nasıl konuyorsunuz? Ben doğru buluyorum. Neden doğru buluyorum? Şundan dolayı doğru buluyorum. Daha önce meclis başkanının yapmış olduğu program iptal edildi. Konuşmaları iptal edildi. 2018'de. Evet. 2017'de aynı şekilde saygısızlıklar yapıldı. Bunlar doğru değil. Bu darbe millete yapıldı. Hepimiz bu milletin çocuklarıyız. Hepimizin görevleri var. Ana muhalefet partisi lideri de her yerde konuşacak. Kalkıp hala daha işte kaçanlar demeyeceksiniz. O gece ben söylüyorum, ben şahidim. Ama bunu da ben şimdi konuşmuyorum Saygı Bey. Darbe komisyonu başkan vekili olarak toplantıyı ilk açtığımızda bunları konuştum. Hatta bir iki tane bakan da bana, Selçuk abi bu kısmı anlatmasanız, Selçuk Bey bu kısmı anlatmasanız, yani Kılıçdaroğlu'na ulaştım, Engin Altay vasıtasıyla seçilmiş hükümetin yanındayız, seçilmiş cumhurbaşkanı yanındayız demeseniz, ben milletvekiliyim, doğruları konuşacağım, tarihe not düşeceğim, bunu yapacağım dedim. O gün doğruydu. O gün TKP Genel Başkanı beni arasa, darbeye karşıyım dese, ben 12 Eylül öncesi bu kavgaların içinden gelmiş birisi olarak söylüyorum dedim. O gün Türkiye'de hiç sevmediğim bir yapı beni arasa, darbeye karşıyız, sokaklardayız dese, seçilmiş, ben onu, çünkü çok rahatladım o gün. Çünkü biliyorum derilerimiz yüzülecek. Hapishanelerden çıkamayacağız bir daha. Ben bunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ve bir cemaat darbe yapacak. Emir komuta zinciri içinde darbe yapanlar 2 yıl sonra Türkiye'de görevi bıraktılar. Siyasilere gittiler efendim. Bakın 60'ta böyle oldu. 71'de böyle oldu. 80'de. Bu yapı gitmeyecekti. Onun için bugün de iktidar partisine sesleniyorum. Koalisyon hükümetine sesleniyorum. Ne olur Türkiye'yi kamplaştırmayın. Ne olur gelin, 15 Temmuz'u beraber direndik. Birlikte direndik. Türkiye'yi kutuplaştırmayın. Ötekileştirmeyin insanları. Kucaklayın bu ülkeyi. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakın. Aksi takdirde bu insanlar yaptıklarınızı unutacaklar. Menderes de baraj yaptı. Özal da baraj yaptı. Yol yaptı. Köprü yaptı. Bir ülke kalkınmasını barajlarla, yollarla ölçülmez bir ülkenin. Demokrasiyle ölçülür, hukukuyla ölçülür efendim. Evet, bu sesleri duyan var mı? Bakalım bunları duyanacak olanlar olacak mı? Bunları da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Sisler Bulvarı'ndan bugünlük bu kadar. İyilikler, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.